Evet değerli spor severler, bir sonraki mücadeleye geçiyoruz. Önce mavi köşeden geliyor sporcumuz Yasir Kaplan. Rakibi geliyor kırmızı köşeden, İranlı sporcu Tohit Paşay. Instagram'da. Var olanı verelim hocam. Uğraşmayalım canlı yayında. Lütfen gönderin gelsin. DJ. Evet. İranlı sporcu geliyor. Tohit Paşay. Evet değerli spor severler, Efsaneler Arenası'nda önce mavi köşede 23 yaşında 1.83 boyunda 110 kilogram ağırlığında amatörde karşılaşması var ama profesyonelde pro debut, yani ilk karşılaşmasına çıkıyor. Antrenörlüğünü Ramazan Beyazka yapıyor. Hemen arkamızda dünya şampiyonu, değerli gururumuz Hasan Fahri Şen var. Yasir Kaplan! And now he's open in the right hand and the red corner. Ve rakibi kırmızı köşede. 33 yaşında 1.90 boyunda 95 kilogram ağırlığında. Profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı. 3'ünü kazandı. Sadece bir kez mağlup oldu. İranlı sporcu Tohit Paşay. Ve izlediğimiz mücadeleyi uluslararası hakemlerimizden Sayın Levent Tikicir yönetiyor. Geldik. Bir ağır siklet mücadelesi. 23 yaşında Yasir Kaplan, Tohit İranlı sporcu 33 yaşında. Yanımda milli antrenörlerimizden Cemal Daştan var. Cemal'im sen de hoş geldin. Hoş bulduk değerli hocam. Aslında buradasın ederim. Gecenin başından beri de evet. Yayına hoş geldin. Yine Mehmet Mestoğlu'ndan güzel bir organizasyon oldu. Çok güzel eşleşmeler var. İyi olmayan maçlar da var ama evet. Çok güzel maçlar oldu. Maçların kalitesi günden güne artıyor hocam. Evet. Mehmet Hoca artık bu işi tamamen çözmeye başladı. Bakalım neler olacak. İranlı sporcu biraz daha iyi gibi görünüyor. Evet, İranlı sporcunun maç tecrübesi de çok. Yasin biraz evet. Daha yeni. Alışkın değil malzemeye. Evet. Yasin biraz daha görerek çalışırsa daha başarılı evet. Olur diye düşünüyorum. Evet. Yeni bir sporcu. Çünkü evet, şuraya baktığın zaman da zaten maç sayısı sıfır. Evet. İlk maçı Yasin'in. Evet. Kısa sürede toparladı. Güzel idmanlar yapıyor. Yani. Hocası arkasında Ramazan Beyazkaya var. Tabii. Daha genç. Daha 23 yaşında. Toparlar kendini. Yaş kendisi vardı. İçin bir şey olur.
İranlı güçlü. Evet. İranlı güçlü. Bizim tek eksiğimiz tecrübe. Yani. Aslında İranlı Fırat seviyesine bir round taskik. İranlı sporcudan Fırat seviyesine tekme. Yeni sporcu sürekli köşesine bakıyor. Evet. Çok iyi aslında. Kroşelerden yakalayabilirsek var ya. Yen cesareti mi çıkıyor? Evet, evet. Çok etkili. Çok güzel. Evet. İşte bu. İran'ın gardı çok açık hocam. Eğer birini yakalayabilirsek sonuç çok farklı olur. Yani hiç belli olmaz, güçlü vuruyor çünkü. Yani yeni de olsa yumurtları güçlü. Çok pis sol kırış aldı. Sağ direk. Burada hakemin sayması lazım aslında. Şu an kendi değil. Çok kontrolsüz. Evet. Çok kontrolsüz dediğim gibi. Çünkü mesafe ayarı yapmadan yumruk atmak. Evet. Burada Yasin biraz kombinasyon ağırlık vermesi lazım. Çok yani. Tek tek alıyor. Görerek Yasin. Evet, tekrar. Evet, birinci round bitti. Yani şu an İranlı sporcunun üstünlüğü var ilk round için. Yani, ring hakimiyeti onda. Evet. Ramazan hocamız gerekli koordinatları veriyor. Umarım ikinci round farklı olur. Ama malzeme o kadar. Evet. Yani yapacak bir şey yok. İranlı kickboksun. Güzelliklerini sergilemeye çalışıyor ama Yasir evet. Genç ama yürekli. Cesaretli. Güzel. Yani güzel. Darbe de alsa geri gitmiyor. Geri vitesi yok. Yok. Bir de görerek vursa darbelerde güzel olacak. Evet. Ayağı kaydı. Göstere göstere atıyor bir daha. Yani işte tecrübe çok güzel. Bir devamını getirsin. Ama hakikaten güçlü. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Sonra işte bu ya. Kombinasyon hocam işte. Aynen. Bizim istediklerimiz bunlardı. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sonuca gidebilir. Yapma. Alt seviye bir darbe aldı. Bir şey yok. Kalkar Yasir. Güzel. Hiçbir şey yok. Eğer böyle dövüşmeye devam ederse sonuca gidebiliriz diye düşünüyorum. İranlı'nın kollarını indirmesi gerekiyordu. Hakimin dikkatinden kaçmış.
aslında bu tür hareketlerde kaçamak yaptığını düşünüyor ama rakip daha iyi dinleniyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel işte. Yani. Evet. Kombinasyon. Söyleyeceğim bunu. Güzel. Ya demiş öldürmeyen darbeler canlandı. Evet. Evet güzel. Burada evet. Sağ direk İranlı sporcudan. Açıldı gibi Yasin. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Güzel bir sağ direk. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk birkaç maç yapsın. Toparlar hocam, kendini. 3-4 maç sonra bu çocuk boy post var. Sekrete, evet. Yani. Evet. Ama o göbeğin gitmesi lazım. Ramazan hocamız halleder onu da. Evet. Güzel. Çok dayanıklı. Zaten özel ders alıyor Ramazan hocam. Yani. Evet. Ve çalışkan bir çocuk. Ne zaman gitsek spor salonunda. Çok güzel. Ya o önemli. Evet. Nerede gidip gel zaten görmüyor musun Türkiye'de ortam berbat. Aynen. Çok güzel. Bayağı bir destek var şu an sporcumuza. Bazen tezahüratlar bile psikolojik olarak sporcuyu etkiliyor. Çok güzel. Kesinlikle. Bunlardan bir tanesini denk getirmemiz gerekiyor. Evet, İranlı sporcuda ufak ufak yorgunluk belirtileri başladı. Güzel. Bu round daha iyi. Son roundda belirlenecek. Evet. Bakalım ne olacak. Maç şimdi biterse kim alır? Maç böyle biterse İranlı sporcu biraz daha önde görünüyor. Ama tabii hocam bir yumruğa bakar iş. Tabii gönül ister ki Türk sporcumuz alsın. Evet. Ama işte tecrübe çok önemli. Maç sayısı çok önemli. Yasir görerek o attığı sert kuraşelerden bir tanesini rakibe vurabilirse sonuç değişebilir. Bir son maçımız kalıyor bundan sonra. Yunus Emre Çiçek ve Enes Yay ile arasına geçiyor. Aslında çok güzel bir maç olacak. Evet. Sevgili izleyiciler, bundan sonraki maç gerçekten başarılı iki sporcunun maçı olacak. Bu ağır ağır geçen maçın ardından Yunus Emre Çiçek ve Enes Yay ile muhteşem bir maç olacak. Evet. Ve gecenin finali olacak. Gecenin güzel maçlarından bir tanesi de olacak diyoruz. Ve son rounda giriyoruz artık. Fight Dog katkılarıyla müthiş bir mücadelede son round artık. Evet sevgili izleyiciler, Cemal Daş'tan güzel. Son round. Evet. Senin umarım o güzel yorumlarını alalım. Umarım sporcumuz kombinasyon sayısını artırıp bu maçı alacak. Güzel. Evet, bir çarpışma oldu. Son round her şeyi şu an belirledim. Dengeler eşitlendi. Evet. Güzel. Yani tutturabilse aslında. Evet. Sıkıntımız orada. Köşeleri kullanmaması evet. Lazım. Köşelerden çıkması lazım. Aslında biraz pres baskı yapsa. Yani denge şey yapacak yani bozacak aslında İranlıyı da. Çok güzel. İşte o evet. Yani. Baskı gerekiyor bize. Yani. Ramazan tedirgin bir şekilde bakıyor. Şimdi Ramazan'ın heyecanı şu, sporcu ilk maçına çıkıyor, yeni bir sporcu. Oh, çok güzel kafaya. Evet. Çok güzel. Eğer gelseydi kesinlikle kalkamazdı. Çok güzel bir high kick aldı. Diz aldı. Evet. Diz aldı. Evet. Diz aldı, çok pis bir diz aldı ama. Evet. Diz aldı, diz. Bir karambole bir diz aldı yani. Hiç beklenmedik bir anda çıktı diz zaten. Çok kötü oldu bu maçı götürdü. Evet. O maçı götürdü. Yani zaten hadi bir umut şansa, vardı. Şansa İranlı sporcu diz. Zaten vardı. Kombineye yani şey bir karambole geldi yani. Evet. Bilinçli yapılan bir şey değildi yani. Bastırmamız gerekiyor. Boş bırakmamız evet. Gerekiyor. Çok geri vites yapıyor. Hadi Yasir.
Evet, darbe evet. Çok etkiledi onu. Bak. İran'la da bitik aslında yani. Evet, evet. Burada İran'ın da bir bir şey kalmadı artık onun da yani. Hem yaş itibariyle hocam. Ya yok, yaş fazla değil yani. 10 yaş var arada hocam. Evet. Ha, kendi aralarında yaş evet, var da. Evet, kendi aralarında 10 yaş var. Evet. Burada hiç taşımasına gerek yok onu. Şu an evet. Biraz daha toparlayabilirsek çok güzel. Evet. Renk getiremiyoruz. Ya öyle bir yumruk atman için evet. Adım mesafesine girmen lazım değil mi? Ona da ne diyorlar? Tecrübe. Çok güzel, evet. Senin gibi sıfırdan tekmeyi kafaya vuracak biri de olmadığı için o yüzden tutarsa, ya tutarsa. Evet. Güzel. Evet. Son saniyeleri iyi değerlendirmesi lazım Yasir'in. Biraz saldırması gerekiyor. Belki bir yumruk her şeyi evet. Değiştirebilir. Evet, son 10 saniyemize girdik. Güzel. Tamam, o da bitsin diye, o da bitsin diye. Evet, evet, attık. Yani geldi gecenin son maçına. Maçı İranlı sporcu kazandı. Muhtemelen. Yani hakemler diye. Öyle görür bizim gibi. Ve sporcularımızı alalım artık ortaya. Resmi olarak sonuç az sonra bende olacak. Sayın Muhsin Şahan sonucu şu anda verdi. Bakalım kazanan kim oldu? Sayın İlyas Dilli ve Sayın Hacı Doğan da şu anda giriyor ringe. Aynı zamanda diğer misafirlerimizden Zeynel Erol ve Zehra Saragi de şu anda bizlerle birlikte. Değerli sporseverler, bir Mehmet Meksoğlu organizasyonu olan Efsaneler Arenası'nda izlemiş olduğunuz 3 roundun ardından hakemlerimizin 3-0'lık skor kararıyla ladies and gentlemen, winner by Red Corner Tawhid Paşoyeva. Ve kazanan sporcuya kupasını takdim ediyor Hacı Doğan. Tawhid takdim alıyor Hacı Doğan'dan kupasını. Evet, Tawhid takdim aldı. Bir diğer madalyayı da İlyas Dilli, Güzeller Güzeli kızı Meyra'yla birlikte takdim edecek Türk sporcumuza. Yasir Kaplan takdim alıyor madalyasını İlyas Dilli'den. Zehra Saragi hemen o fotoğraf karesine girdi ve yine Zeynel Erol. Milli sporcumuz Zeynel Erol, o da fotoğraf karesinde şu anda. Ve hatıra fotoğrafı çekildikten sonra değerli misafirlerimizi uğurluyoruz. Çünkü gecenin son karşılaşmasına geçiyoruz artık. Can Tempo TV ekranlarında, Efsaneler Arenası'nda işte gecenin son karşılaşmasına geçiyoruz. Önce mavi köşeden geliyor sporcumuz Yunus Emre Çiçek. Por el suelo, ay, como se riega y la verdolaga, por el suelo, ay, como se riega, por el suelo, ay, es bonita, por el suelo, ay, es bellecita, por el suelo, ay, la verdolaga.
Ve bir plaket taksimi daha gerçekleşiyor. Zehra Saragi, İranlı sporcu ve antrenör. Promotörümüzden taksim aldı kupasını. Plaketini düzeltelim. Ve şimdi kırmızı köşeden sporcumuz Enes Yayla. Hari Badr Badr Hari Bad Badr Hari Badr Badr Hari Badr Hari Badr Badr Hari Bad Badr Apa is a bad boy Hari 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 Veel mensen vinden me een bad boy Sommigen vinden me fat boy De echte geven respect boy Badr Voordat je me test, boy Pak zeep en spoel je back, boy En doe maar relax, boy Hardy, hardy Wat wil je doen? Fuck de roep De mensen weten dat ik ben een kampioen Wat wil je doen? Fuck de poen De mensen weten dat ik blijf de kampioen Hardy, 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 hardy Hardy, 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 hardy Hardy, 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 hardy. Kijk eens wie de lijp en bereid is. Rap is voor de strijders die schijt hebben aan schijters. Want deze twee zijn geschiedenisschrijvers. Dus kom maar op met je low kicks. Ik beloof dit. Als je mij niet meer krijgt, geef het op wat je wordt gesloten. Hey, değerli sporseverler, önce mavi köşede. 20 yaşında, 1.76 boyunda. 57 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı. İkisini de kazandı ve bir kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Davut Çelenk yapıyor. Davut Çelenk Spor Kulübü'nden Yunus Emre Çiçek. Ve rakibi kırmızı köşede. 25 yaşında, 1.70 boyunda, 60 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı. İkisini de kazandı. Enes Yayla. Ve izleyeceğimiz mücadeleyi Sayın Hakan Yüksel yönetiyor. Evet, sevgili yönetmenim Ömer'e teşekkür ediyorum. Gecenin son maçına geldik. Cemal Daş'tan gecenin son maçı müthiş bir maç olacak diye ümit ediyorum. Çünkü her iki sporcu da iyi. Yunus Emre Çiçek ve Enes Yayla. İşte böyle hızlı maçları biz de canlanırız, biz de iyi anlatırız diyorum. Hafif kilolarda güzel maçlar oluyor. Evet. İkisi de çok tecrübeli. Şimdi aslında özlenen teknikleri görürüz burada diyorum. Aynen öyle hocam. Kombinasyonlar zaten. Enes Yayla da başarılı bir sporcu. Yunus Emre Çiçek de aynı şekilde. Başarılı milli sporcu. Evet. Şimdi gardların duruşundan belli değil mi sporcuların bir kesinlikle geçmişi olduğu. 57 kilo. Bir de kilolar hafif olduğu için çok seri oluyorlar. Çok güzel. Çok güzel bir high kick kafaya. Evet. Yani 57 kilo 60 kilolar da eğer ki durgun giderse yani demek ki bitmişler artık yani. Yok hocam. Aslında bu sporun en hareketli, benim aslında kendi organizasyonlarımda ben ağır skeletlere veriyorum. Ringe yakışan ağır skeletler. Tabii o süper fight olması lazım yani. Hocam ağır skeletlerin seyir keyfi çok farklı. Kesinlikle. Ya biz ben kendi yardımcılarıma, kendi arkadaşlarıma söylerim her zaman yani fight kartı oluştururken ağır skeletlere yer versinler diye. Evet, şu an iki sporcu kondisyon olarak çok iyiler. Evet, çok teknikler. Maç ortada gidiyor. Ve çok güzel bir eşleşme olmuş bana göre. Evet. Yani izleyici de kopmadı bu saate kadar, farkında mısın? Kalabalık hala evet. Yerinde. Çok güzel. Sağlı sola direkler, low kickler. Yani aslında kickboksun beklenen bütün teknikleri sergileniyor burada. Aynen hocam. Kadir'in bütün özelliklerini taşıyor sporcularımız evet. Şu an. Çok güzel. Arka arkaya aynı noktaya low kick. Umarım 3 round'da böyle dövüşürler. Evet. Yani bu sikletlerde knockout fazla olmaz. Evet. Görülmez yani. Evet. Çok nadirdir. Evet. Zaten onlar da knockout tutmaya gitmezler. Puanla artık umarım.
Gönül evet. ister ki sağ salim bitirsinler. Yani hiç ters bir darbe almadığı sürece. İki sporcu da iyi olunca seyir zevki çok yani, güzel oluyor. Evet, güzel bir direk. Evet. Şu an iki sporcunun maç ortada. Evet. Gecenin son maçı Cemal 4 saat maç anlatmak da kolay değil. Evet. Bu çok yani, farklı sizin için gerçekten. Ama çok tecrübelisiniz. Yıllardır televizyonlardasınız. Yani, gerçekten yorucu ama keyifli tabii bizim evet. için de öyle. Bu tür organizasyonların hazırlık süreci de çok zor. İnşallah 19 Ekim'de de buradan sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Muhteşem bir organizasyon yapıyoruz. İple çekiyoruz evet. hocam. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Çok şanslıyım ki benim de birçok maçımı yorumladınız. Ya şimdi az önce Hasan'la konuştuk. Dedim ki işte o masaya bak dedim. Cemal, işte Hasan, Ramazan, Hüseyinoğlu. Evet. 30 yıllık bir spor mazisi. Yani gerek milli takımda yanınızda olmak, sizlerle olmak dedim gurur verici. Gurur verici hocam. Gerçekten sizlerin varlığı bu camiada birçok sporcunun tekrar sizler gibi şampiyon olmasına vesile oldunuz. İnşallah her daim. Evet, ikinci round çok hareketli. İki sporcu evet. da. Yani üç round keyifli bir maç izleyeceğiz. Kesinlikle. Bir nakavt olayı olmazsa kondisyonları da yerinde, güçleri yerinde. Çok güzel. Yunus Emre biraz daha baskın bu round. Kombinasyonları çok fazla. Ve görerek vuruyor. Ama işte... Yani her iki sporcu da iyi denk gelmiş. Yani. Evet. Ya zaten Cemal, fight card düzgün oluşturulursa maçın başından sonuna kadar 7 maç mı, 8 maç mı gerçekten kimse ekrandan kopmaz. Kesinlikle. İzleyici de kopmaz yani. Keyifle izlenir ve takip edilir. Senin round çok etkili. Evet. İşte her iki sporcu da yeni maça başlamış gibi. Evet. Enes'in biraz daha hareketli olması lazım. Sanki Enes'te biraz yorgunluk belirtileri var. Şimdi bazı darbe alındığında sen de çok iyi evet. bilirsin ki darbe alındığında zaten kondisyonun %50'si gidiyor evet. aradan. Birkaç alt seviye.